Sabah Sağlık'tan merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli doktorlarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Celalbey Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Aslı Göker bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Bugün doğumları konuşacağız. Sezeryan mı, normal doğum mu veya her anne adayının merakla beklediği, merak ettiği soruları değerli doktorumuz bilgilerini bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz efendim. Bize vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz daha önce mutlaka programlarımıza katıldınız ama biz sizi yine izleyicilerimizin hatırlaması açısından tanımak isteriz. Yardımcı doçent doktor Aslı Göker kimdir? Buyurun. Tıp geçmişimden bahsedeyim. Tabii, hayatımızın önemli kısmı orada geçtiği için. Ben Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Celalbay Üniversitesi'nde kadın hastalıkları doğum ihtisasımı tamamladım. Kısa bir süre devlet mecbur hizmetimi Giresun'da yaptıktan sonra tekrar yuvaya döndüm. Celalbay Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Önümüzdeki aylar içerisinde doçentlik sınavım var. Epey stresli bir dönem. Teşekkürler. Kadın doğumu çok isteyerek seçtiğim bir bölümdü. Çok severek, isteyerek çalışıyorum. Çok güzel. Doğumun mucizesine tanık olmanın güzelliğini Manisalılarla paylaşıyorum. Paylaşıyorsunuz. Evet, doğumun mucizesi dediniz. Bu bir mucize diyebiliriz değil mi doğum için? Neler Tabii ki. Söyleyeceksiniz? Yani olmayan bir varlığın dünyaya gelişine Gelmesi. Tanık etmek, bir sorun çıktığında yardımcı olmak ve ailenin mutluluğunu paylaşmak. Bundan daha kıymetli bir tıp alanı düşünemiyorum. Evet. Ebelerimizle, hemşirelerimizle birlikte. Hep böyle düşündüğünde hani kadın doğumcuların gerçekten aileler için de çok büyük önemi vardır. Evet. Çünkü o en mutlu anı paylaşıyorlar. Hayatlarına bir birey daha katılıyor ve belki hayatlarındaki en değerli varlık oluyor. Ve bunu doktorlarla birlikte paylaşmak, ebeleriyle birlikte paylaşmak gerçekten güzel bir duygu. Evet, bir hastalık değil çünkü. Değil. Evet, bir hastalık doğal bir olayın için. Birlikte paylaşılması. Evet. Evet, bugün normal doğuma ağırlık verelim istiyoruz sezeryandan farklı olarak. Normal doğumun sezeryandan ilk olarak farkını soracağız. Mutlaka artıları olduğu düşünülüyor. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Şimdi öncelikle sezeryan bir ameliyat, hayat kurtarıcı bir müdahale. Elbette hem anne hem bebek için çok kıymetli bir ameliyat. Kadın doğum pratiğindeki en önemli ameliyattan birisi. Ama vurguladığım gibi bir ameliyat ve doğal bir süreç değil. Bir problem olduğunda anne ya da bebeği korumak amaçlı yaptığımız bir girişim. Oysa ki normal doğum, yani vajinal yolla olan doğanın öngördüğü doğum hem anne hem bebek için ve hatta sağlık ekibi için de çok daha rahat, daha mutluluk verici, daha keyif verici ve doğal olması itibariyle bir hastalık değil, doğanın fizyolojik süreci olduğu için istediğimiz, önerdiğimiz, annelerin de memnun kaldığı bir doğurma yöntemi. Evet. Tabii bu bir süreç, doğuma hazırlığı var öncesinde. Evet. Neler yaşanıyor bu süreçte, neler söyleyeceksiniz? Şimdi gebelik uzun bir dönem, 9 ay kadar sürüyor. Beraberinde işte başlangıçtaki bulantı, kusmalar gibi bazı nahoş şeyler olsa da genel olarak kadınların keyif aldığı, vücudundaki değişikliği izlediği, içerisinde bir can büyüttüğü, kendisinden bir parçanın hareketlerini hissettiği, kalp atışlarını hissettiği uzun bir dönem. Ve burada hem anneye hem babaya görev düşüyor. Vücudun bu değişikliğiyle birlikte aileye yeni katılacak olan bireye hazırlık yapmak her anne babanın sorumluluğu. Bu sadece ileride gideceği okul için para ayırmak ya da odasını süslemek değil, doğum anını da kapsayan bir hazırlık. Dolayısıyla bizim önerimiz hem annenin hem babanın doğum anına hazırlanması ve doğum sonrasına hazırlanması. Bu da doğuma hazırlık kurslarıyla mümkün. Gebenin başına gelecekleri bilmesi, vücudundaki değişiklikleri anlaması, neyin normal, neyin anormal olduğunu tıbbi bir şekilde öğrenmesi ve bunun dışında da doğumda neler yaparsa rahat eder, bunun ön hazırlığını yapması açısından ve tercihen babayla birlikte bu kursları almasını öneriyoruz. Burada hem gebelikteki işte kilo alımından tutun beslenmeye kadar
ve doğum sırasındaki rahatlama teknikleri, nefes egzersizleri, masaj teknikleri gibi doğum ve doğum sonrasına hazırlık. Bu sezaryenle de sonuçlanabilir bir doğum. Yine de bu hazırlığı yapmış olan bir kadın kendine ve bedenine güvenecek, bebeğine güvenecek, eşine güvenecek ve bu özgüvenle, bu doğuma, doğaya ve bedenine evet. güvenle çok daha mutlu ve keyifli, keşkesiz hı-hı. bir doğum yaşayacak. Hı-hı. İster normal doğum olsun, ister bir problem çıksın ve sezaryen olsun. Hı-hı. Tabii burada bilinçli olması çok önemli hı-hı. değil mi? Gerekli bilgiye sahip olması annenin belki o korkudan da uzaklaştıracaktır. Evet. Maalesef doğum korkusu nedeniyle birçok gebe sezaryanı tercih ediyor. Hı-hı. Doğumdaki mutluluğun ve coşkunun farkına varamadığı için, ona o şekilde gösterilmediği ya da işin o boyutu hep bertaraf edildiği için ve genellikle işte televizyonda olsun, aile evet. büyüklerinden olsun, işte doğum çok korkunç, evet. çok acı verici, evet. işte bir takım toplumsal hipnoz dediğimiz doğumun olumsuz yönlerini öne çıkaran hikayeleri duyarak hı-hı. büyüyen bir kadın da doğumdan ister istemez bir çekince oluyor. Halbuki mutlu doğumlar yapmış kişilerle konuştuğunuzda hepsi hani o anı bir daha yaşamak isterim. Ya da ikinci, üçüncü çocuğu nasıl doğuruyor insanlar? Bütün o mutluluğu tekrar yaşayabilmek için. Peki bu ayrım nasıl yapılıyor? Yani tabii ki her anne adayı belki her gebe normal doğum yapmak için o kadar şanslı olamayabiliyor. Hı hı. Bazı durumlarda sezaryen de olması gerekebiliyor. Burada neler göz önünde bulunduruluyor? Şimdi sezaryen olması gereken tıbbi durumlarda zaten anneyi normal doğuma zorlamak doğru bir şey değil. Neticede bilimsel gerçekler var. Sezaryen olması gerekiyorsa gerekli şartlarda sezaryen olacaktır. Ama sadece korkuyorum, istemiyorum, çekiniyorum gibi durumlarla sezaryanı tercih etmesini de açıkçası istemiyoruz. Bu amaçla zaten Celal Bayar Üniversitesi'nde de gebe eğitim sınıflarımız yakın zamanda başlayacak. Gebelerimize doğumun coşkusu, doğumun keyifli yönünü gösterip, anlatıp yaşattıktan sonra onlar da etraflarına bunu anlattıktan sonra zaten ister istemez isteğe bağlı sezaryenlerin azalacağını düşünüyorum. Ancak dediğim gibi tıbbi endikasyon durumunda sezaryen bizim için mükemmel bir ameliyat. Anne ve bebek için oldukça yararlı. Tabii bu Celal Bayar Üniversitesi'nde doğuma hazırlık gebe sınıflarından bahsettiniz. Mutlaka sizin de burada katkılarınız çok fazla. Burada daha çok ne öğretilecek, ne anlatılacak? Bunlar 18 saatlik eğitimler şeklinde olacak. Haftada bir gün, ikişer saatten 6 hafta boyunca anne adaylarının baba adaylarıyla birlikte gelmesini isteyeceğiz. Ve burada sırasıyla gebelik fizyolojisi, neler oluyor, bedende neler değişiyor, neyi neden hissediyor, hani vücuttaki bazı değişikliklerin sebepleri çok ayrıntıya girmeden, kişileri hı hı. çok bilgiyle boğmadan hı hı. ve tabii merak ettikleri tüm sorulara cevap alacak şekilde o öyle bir kısım var. Onun dışında doğum nasıl gerçekleşiyor, vücut kemikleri, kasları, eklemleri nasıl işlev görüyor? Bunların hem video sunumları hem animasyon gösterimleri olacak. Onun dışında eşlerin birlikte yapabileceği ya da eğer eşi müsait değilse annesi, kız kardeşi, yakın bir arkadaşı kimle birlikte geliyorsa kursa evde birlikte uygulayacakları nefes egzersizleri, doğum anında ağrıyı hafifletecek masaj teknikleri, zihin alanı dediğimiz imajinasyon, bu hipnoz altındaki doğum tarzı gerçeklikten uzaklaşıp hayal dünyasında o ağrıyı atlatma diye açıklayabileceğim teknikler. Bunları kursta öğrenecekler, evde uygulayacaklar ve doğum zamanı geldiğinde bunları bilerek bizim hastanemize ya da nerede doğum yapmak istiyorlarsa oraya gittiklerinde uygulayabilecekler. Bu sadece Celal Bayar Üniversitesi takip edilen hayır, anne adayları tüm gebelere açık olacak. Hı-hı. Biz bir kamu hastanesiyiz. Herhangi bir ücreti de olmayacak. Dolayısıyla talep eden tüm gebelerimiz Manisa halkı gelebilecek. Çok da faydalı olacağını düşünüyoruz.
Hem anne hem baba hem doğumu yaptıran doktor ve ebelere de faydamız olacağını düşünüyorum. Çünkü stres yaşamayan bir gebe, neler olduğunun farkında olan bir gebe bu rahatlığını bebeğine de yansıtıyor, etrafına da yansıtıyor. Stres olmayan bir gebeyle çalışmak her doktorun hayali, her ebenin hayali. Ama korkan, gerginlik yaşayan, şimdi ne olacak stresi yaşayan bir kadın bu stresi bebeğine de yansıtıyor. Bu sefer bebek strese girince acil sezaryenler ortaya çıkıyor. İşte aile bireyleri stres olunca doktor sinirleniyor. Evet. Bunların hepsi bir kısır döngü. Evet. Dolayısıyla doğum bir hastalık değil, doğal bir olay, mutlulukla, coşkuyla, keyifle yaşanması gereken bir olay. Sadece anne değil, tüm aile bireyleri ve sağlık çalışanlarının da bu mutluluktan pay alabilmesi de herkesin olaya bu bakış açısıyla bakmasıyla mümkün. Şimdi hep böyle duyulur, işte eski zamanlarda belki daha çok, işte doğum evlerinde işte doğum yapan kadınların işte yüksek sesleri, bu ürkütmüştür veya az önce siz de bahsettiğiniz ailede büyüklerin anlattıkları işte doğumun çok sancılı bir süreç olduğu, ağrının dayanılmaz durumlara geldiği gibi korkutan bazı şeyler var. Bunlar olumsuz olarak her anne adayını, her gebeyi olumsuz etkiliyordur. Bunların hazırlığı açısından çok da faydalı olacaktır bu açılan sınıflar. O gerçekten korkulması gereken, çok acı hissettiren, çok sancılı bir süreç midir doğuma hazırlık veya doğum anı? Şöyle, korku ve ağrı birbirini tetikleyen olaylar. Doğumun gerçekleşebilmesi için vücutta bir takım hormonlar salgılanıyor. Bunlardan bir tanesi de adrenalin hormonu. Bu bizim ilkel hayvanlarda da olan, bizde de olan yaşama içgüdüsünü tetikleyen bir hormon. Bir tehlike anında savaş ya da kaç hormonu diye tanımlanıyor. Doğum sırasında kişi ya savaşacak, yani ya doğuracak ya da kaçacak. Kaçmaya imkan olmadığına göre bu hormon sayesinde o gücü toplayıp o doğum sancısına karşı vücudun adrenalinle verdiği bir cevapla doğumunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla gerekli bir hormon. Ama sürekli adrenalin etkisi altında olmak da vücut için iyi olmadığından dolayı adrenalinin salgılanmadığı dönemde de endorfin dediğimiz hormon salgılanıyor. Bu doğum sırasında otomatik olarak yapılan bir şey. Ve endorfin de vücudun salgıladığı bir rahatlama hormonu, bir morfin benzeri, uyuşturucu, sakinleştirici etkileri olan, mutluluk veren bir hormon. Ve doğum bu şekilde gerçekleşiyor. Yani savaştıran adrenalin ve sakinleştiren endorfin. Eğer bu döngü düzgün bir şekilde işlerse doğum da normal bir şekilde gerçekleşiyor. Ve endorfin sayesinde kadın o doğum sancılarını, ağrılarını daha az hissedip doğurduktan sonra da zaten unutuyor. Eğer ki bahsettiğiniz gibi çirkin bir ortamda eski işte SSK dediğimiz artık bunların hiçbirisi yok. Bugün Manisa doğum evinde dahi büyük doğum odaları yok. Bizde de yok. Hiçbir özel hastanede de yok. Kalabalık bir ortamda, gürültülü, ışıklı bir ortamda elbette bu hormonların salgılanması bozuluyor. Ama tek kişilik odalarda daha sessiz, sakin, loş ışıkların olduğu, tercihan yanında eşi ya da sevdiği bir kişinin olduğu, sürekli ona destek veren bir ortamda doğumunda hormonal salgılanması normal ritminde gerçekleşiyor ve vücudun doğurmak üzere oluşturduğu hormonlar ve sakinleşmek üzere oluşturduğu hormonlar bir uyum içerisinde çalışıp doğumu gerçekleştiriyor. Ağrı göreceli bir şey. Eğitimde dediğim gibi öğrettiğimiz nefes egzersizleri ve diğer bazı tekniklerle ağrının farklı algılanması sağlanabiliyor. Ve elbette rahimin kasılması müthiş bir iş, müthiş bir enerji. Ama beynin bunu algılamamasını sağlamak da bizim elimizde.
Sadece doğumun güzelliğine odaklanarak ağrıyı bertaraf etmek mümkün. Evet, burada bu çok önemli. Gerçekten doğuma odaklanmak, ağrıyı ikinci plana atmak çok önemli. Ama bazı hastalar, hasta demeyelim, bazı gebelerimizde ağrı eşiğinde de farklılıklar olabiliyor. Tabii, daha hassas, kişiden daha kişiye olabiliyor. Değişen şeyler. Yine ona göre belki daha yoğun çalışılarak. Evet ve kendini şartlama burada önemli. Bizim eğitimlerde üstüne durduğumuz, biz ağrı ya da sancı kelimesini kullanmıyoruz. Dalga kelimesini kullanıyoruz. Dalga. Yani rahimin her kasılmasını bir dalga olarak düşünmesini ve her dalgayla bebeğine kavuşma anının yaklaştığını hayal etmesini istiyoruz gebelerden. Ve bu şekilde doğum dalgaları sırasında bunu düşünmeyi başaran kadınlarımız da daha sonra sorulduğunda ağrıyı çok hissetmediğini, her kontraksiyon dediğimiz rahim kasılmasıyla bebeğine kavuşmayı hayal ettiğini tekrar bize anlatıyorlar. Bunlar bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış şeyler. Örneğin tesbih çekmek gibi, dua okumak gibi, örgü örmek gibi böyle tekrarlayıcı hareketler ve düşünce silsileleri de kişilerin aslında kendi kendine hazırlamış yaptığı şeyler oluyor. Rahatlatıcı. Rahatlatıcı teknik. Yöntemler. Yani amaç o ana odaklanmak ve beyni başka şeylerle meşgul ederek ağrıyı hissetmeme yönünde. Ki doğum ağrısı toplamda belki sadece bir gün sürüyor. Halbuki sezaryen olduğunda günlerce, bir hafta, aylarca, hatta yıllar sonra dikiş yerinde ağrı olduğundan kişiler bahsediyor. Evet. Dolayısıyla biz ağrı kısmı üzerinde çok durmamayı tercih ediyoruz. Bir de epiduralde ağrısız doğum duyuyoruz. Son zamanlarda çok sıkça duyduğumuz. Evet. Epiduralde ağrısız doğum nedir? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi epidurali anestezi uzmanı uyguluyor. Rahim açılmasının belli bir döneminden sonra ilaç uygulamak yoluyla belden aşağısının uyuşturulması, rahim kasılmaları sırasında, dalgalar sırasında bunun acı olarak hissedilmemesi sağlanıyor. Anne için çok konforlu, ağrıyı hissetmediği için işte o panik, stres ve korkuyu atlatmış oluyor. Ama tabii işin fizyolojik yönü birazcık da bozulmuş oluyor. Doğum biraz uzayabiliyor bazı durumlarda. Bebeğin aşağı inişi, kaslarla koordineli çalışması bazen bozulabiliyor. Eğer fazla dozda ilaç yapılırsa, bacaklarda uyuşukluk olursa annenin yürümesi, hareket etmesi sıkıntıya düşebiliyor. Ama ehil ellerde yapılan bir epiduralde böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz zaten. Bir diğer avantajı, acil bir şey gelişip sezaryana dönecek olursa epidurali takılı olduğu için hani hemen müdahaleye aynen sezaryana devam edilebiliyor. Öyle bir avantajı var. Yani doğum ağrısından korkan anneler için önerdiğimiz doğuma yardımcı. Bizimle. Bu da anneleri rahatlatıyordur. Evet, bunu bilmek, ağrı yöntem çekmeyeceğini en azından bilmek bir nebze rahatlatıyordur. Aynen muhakkak öyle. Ki. Peki ağrı hissetmediği için kasılmalarda veya o anki ebeye, hekime yardımcı olabiliyor mu anne? Şimdi doğum aslında bizlerin dışında gerçekleşen bir olay. Yani hekim ya da ebenin yaptığı tek şey gerçekte bebeği düşmesin diye tutmak. Ki yine eğitim almış gebelerimiz bebeklerini kendilerinde tutabiliyorlar. Bize belki gerçekte hiç ihtiyaç yok. Yardımcı olmak konusunda ıkınma hissini tabii ki yok ediyor epidural. Ve annenin istemli ıkınması ve doğuma ıkınarak yardım etmesi birazcık zorlaşıyor. Ama yine eğer eğitim almışsa, nefesini kullanmayabiliyorsa o zaman yönlendirmeli ıkınma dediğimiz, şimdi şunu yap, şimdi bunu yap diyen hekimi dinleyip uygulayabilirse hiçbir sorun olmuyor. Peki doğuma hazırlık yani ne kadar önce, kaç saat önce başlıyor? Sancılar kaç dakikada bir veya kaç saatte bir geldi? Bu süreci nasıl anlatabilirsiniz? Şimdi doğum son adet tarihinden itibaren hesaplanıyor doğum tarihi ve tahmini olarak 38 ila 42 arası oldukça uzun bir aralıkta doğum gerçekleşebilir.
Yani 38 haftada da doğum olabilir, 42 haftada da doğum olabilir. İkisi normal. De normaldir. Kontrollerde bir sorun yoksa, bebeğin kalp atımları iyi, bebeğin içinde yüzdüğü su yeterli, hareketleri yeterli ise beklenebilir. Doğumun başladığının birkaç belirtisi var. Halk arasında nişan gelmesi diye bilinen, rahim ağzını normalde infeksiyondan koruyan bir tıkaç var. O tıkacın atılması bu aslında. Bir miktar kanama olabiliyor. Bu doğumun erken bir belirtisi. Nişan geldikten sonra 2 gün, 3 gün bile doğum gerçekleşmeyebilir. Su gelmesi yine başka bir belirti. Aynı şekilde su geldikten sonra birkaç gün geçtiği halde doğum başlamayabilir. Ancak suyu gelen bir gebenin mutlaka bir hastaneye başvurması ve muayene olmasında fayda var. Ya da bunların hiçbiri olmadan doğum sancıları, kasılmaları başlayabilir. Doğumu gerçekleştirecek olan sancıların sıklığı 3 dakikada bir. 3 dakikada bir. Evet. Dolayısıyla evde ağrıyı hissettiği zaman hemen hastaneye koşmasına gerek yok. Özellikle ilk gebeliğini yaşayan hanımların filmlerdeki gibi olmuyor. Bir sahnede ah, ikinci sahnede bebek biraz daha uzun sürüyor. Ağrılar düzenli olması önemli. Yani ritmik bir şekilde 20 dakikada bir, 10 dakikada bir, 8 dakikada bir gibi bunu saatine bakarak takip edebilir. Bu şekilde düzene oturduğunda bizim önerimiz ılık bir duş alması, sakince eşyalarını toplayıp doktoruyla ya da ebesiyle iletişime geçmesi. 5 dakikada bir, daha sonra da 3 dakikada bire düşmeden zaten doğumun ilerlemesi mümkün değil. Manisa'da çok büyük bir şehir olmadığı için kolay olur. Hani yetişemem gibi ne olur gibi panik yaşamak gereksiz. Dolayısıyla su ya da kanama gelmedikçe sadece ağrı varsa kişinin daha sakin bir şekilde evini toparlayıp duşunu alıp hastaneye gelmesi bir sakınca yok. İlk doğumsa. Ama ikinci ve üçüncü doğumlarda biraz daha hızlı ilerleyebiliyor. Onlar da zaten daha tecrübeli anneler olduğu için bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor zaten. Evet. Peki suyu gelmişse annenin o sırada duşa girmesinin zararı veya faydası var mı? Yani önce hastaneye gelmesinde fayda var. Zaten bizim de hastanemizde duş imkanı var. Çoğu yerde de var. Çünkü su geldiği zaman bebeğin kalp atımlarının kontrol edilmesinde fayda var. Çok evde oyalanmasını istemiyoruz. Belli bir saat aralığı var mıdır? Yani su geldikten ne kadar sonra hemen gelmesinde faydası var. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. Evet sevgili izleyenler lütfen bizimle kalın. Çok değerli konuğumuz Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Aslı Göker bizlerle birlikte doğumun nasıl gerçekleştiği konusunda doğal doğumun özellikle bilgilerini bizlerle paylaşır. Lütfen bizimle kalın.